Bu dersimizde 11. sınıfın 7. ünitesi olan Facts about Turkey, yani Türkiye hakkında durumlar gerçekler adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler çözmek istiyorsanız, PDF'lere ulaşmak istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Academy uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimizi bu ünite içerisindeki en önemli kelimeleri öğrenmekle başlayalım. Island, ada, marketplace pazar yeri, tomb, mezar, underground city, yeraltı şehri, archaeological site, arkeolojik kaz alanı, sit alanı, fairy chimneys, peri cathedral, büyük kilise, monument, abide, anıt, tower, kule, seaport, deniz limanı, Temple, tapınak, statue, heykel, public bath, hamam, church, kilise, mosque, cami, Seven Wonders, dünyanın yedi harikası, Grand Bazaar, kapalı çarşı, town, kasaba, memorial, anıt. Antik Theater, Antik Tiyatro, Hot Springs, Kaplıcalar, Palace, Saray, Castle, Kale, yerlerin İngilizce isimlerini öğrendik. Şimdi bunun içerisinde önemli olan sıfatları öğrenelim. Adjectives, sıfatlar demektir. Valuable, değerli. Fascinating, büyüleyici amazing harika delicious lezzetli remarkable göze çarpan attractive cazibeli çekici great harika huge kocaman quiet sessiz worth visiting uğramaya değer must see mutlaka görülmesi gereken historic tarihi mind blowing insanın aklını başından alan challenging zorlu imaginary hayali significant önemli exciting heyecanlı extraordinary olağan dışı Prehistoric, tarihten önceki. Deserted, kimsesiz, ıssız. Unique, benzersiz. Vocabulary, kelimeler demektir. Bu ünite içerisinde bulunan diğer önemli kelimeler şunlardır. Attraction, çekicilik, cazibe. Sunrise, güneş doğuşu. Sunset, güneş batışı heritage miras architecture mimarlık ancient antik survive sağ kalmak pillar sütun consist meydana gelmek go down inmek walk down yürüyerek aşağı inmek explore keşfetmek legend efsane excavation kazı settlement yerleşim region bölge local food yerel yemek destination varış noktası shipwreck gemi enkazı locate yerini bulmak oturmak yerleşmek decorate süslemek trip travel seyahat gezi steal çalmak carry out yerine getirmek wipe out yok etmek find out anlamak öğrenmek Puzzle out. Bir şeyi çözmek. Miss out. Mahrum kalmak, kaçırmak. Alter. Değiştirmek. Consult. Danışmak, başvurmak. Construction. Yapı, inşaat. Demolish. Yıkmak. Epidemi. Simge, ruin mahvetmek bozmak tahrip etmek initially ilkin başlangıçta landscape manzara damage zarar vermek emperor hükümdar continent kıta urbanization şehirleştirme Worth Değer Steep Dik Sarp Build inşa etmek Cuisine Mutfak Holiday Vacation Tatil Landmark Sembol yapı Kelimeleri bitirdik. Dil bilgisi kurallarına başlayabiliriz. Idioms, proverbs, deyimler ve atasözleri demektir. Bu ünite bol bol deyim ve atasözleri vardır. Hepsini birlikte inceleyelim. Misty boat, fırsatı kaçırmak anlamına gelir. Tip of the iceberg, buzdağının görünen ucu demektir. Bucket list, ölmeden önce yapılacaklar listesi anlamına gelir. Get in touch, iletişim halinde olmak demektir. Gold mine, altın madeni, Hunter-gatherer, avcı-toplayıcı, content oneself with, azla yetinmek walk someone's feed off, ayaklarına kara sular inmek, don't count your chickens before they hatch, dereyi görmeden paçaları sıvama, if you can't beat them, join them, bükemediğin eli öpeceksin, you can't teach an old dog new tricks, huylu huyundan vazgeçmez. The early bird catches the worm. Erken kalkan yol alır. The grass looks cleaner on the other side. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Your fate is sealed. Kaderini değiştiremezsin. Bu dersimizde passive voice'ları işleyeceğiz. Passive voice edilgen yapılar demektir. İki temel cümle yapısı vardır. Birincisi aktif, diğerisi edilgen cümleler. Aktif cümlelerde yüklemi yapanlar bellidir. Yani özneler apaçık ortadadır. Pasif konumda, yani edilgen konumda olan cümlelerde ise özneler belli değildir. Önemli de değillerdir zaten. Özneleri ayrı bir şekilde belirtmemize gerek yoktur. Edilgen cümleler bir şeyin birileri tarafından yapıldığını belirtmek için kullandığımız yapılardır. Dikkat etmemiz gereken nokta ise cümle içindeki nesneyi tam olarak bulmaktır. Nesneyi bulup bunları özne konumunda kullanacağız. Passive voice konusu oldukça önemlidir. Hazırsanız dersimize başlayalım ve bu konuyu ayrıntısıyla işleyelim. Öncelikle bu yapıların pozitif yani olumlu hallerini işleyeceğiz. Edilgen yapılar tenslere yani zamanlara göre farklılıklar gösterirler. Her zaman dilimi için farklı dil bilgisi kuralları uygulamalısınız. Pozitif form olumlu hal demektir. Şimdi hep birlikte zamanları ve kuralları inceleyelim. Pozitif yani olumlu bir halde edilgen yapı nasıl olurmuş hep birlikte görelim. Her zamanın ayrı ayrı aktif ve edilgen cümlelerini işleyeceğiz. Böylece her zaman dilimi için kullanmamız gereken dil bilgisi kurallarını da öğrenmiş olacağız. İlk zaman dilimi simple present tense yani geniş zaman. Geniş zamanda bir aktif cümle inceleyelim. The boy breaks the doors. Çocuk kapıları kırar. Dikkat ederseniz bu cümlede özne bellidir. İşi yapan kişi çocuktur. Özneyi rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu aktif bir cümledir. Eğer bunu passive yani edilgen yapacaksak Öncelikle bu cümle içerisindeki nesneyi bulmalıyız. Nesne kapılardır. Neyi kırdı? Kapıları kırdı. Zaten Türkçede de neyi sorusuna cevap veren nesnedir. Bu cümlede de kapı nesnedir. Yani pasif cümlede bunu özne olarak kullanmalıyız. The doors are broken. Kapılar kırılır. Eğer bu işi kimin yaptığını belirtmek istiyorsak by kelimesini kullandıktan sonra the boy da yazabiliriz. Ama bunu yazmak zorunda değiliz. Bu yüzden parantez içerisinde belirttim. İlla bazı yerlerde özneyi de belirtmemiz gerekebiliyor. Bunu da by ekiyle yazarız. Yani geniş zamanı edilgen olarak kullanacaksak özneyi yazdıktan sonra am, is, are yazar fiilin üçüncü halini kullanırız. İkinci zamanı inceleyelim. Present continuous tense. Şimdiki zaman demektir. Şimdiki zamanda aktif bir cümleye bakalım. The boy is breaking the doors. Çocuk kapıları kırıyor. Şu an şimdi yapılan bir eylemden bahsediyor ve öznemiz belli, çocuk. Ama bunu biz pasif, edilgen olarak kullanacaksak nesneyi özne konumuna getireceğiz. The doors are being broken. Kapılar kırılıyor. İlla çocuk tarafından yapıldığını söylemek istiyorsam parantez içerisinde bay yazdıktan sonra yine the boy diyebilirim ama buna mecbur değilim. Şimdi dil bilgisi olarak inceleyelim. Eğer ben şimdiki zamanı edilgen olarak kullanmak istiyorsam, özleden sonra am, is, are yazar, being ifadesini kullandıktan sonra fiilin üçüncü halini yazarım. Bir sonraki zaman dilimi ise simple past tense yani geçmiş zaman. Geçmiş zamanda aktif, öznesi belli olan bir cümle inceleyelim. The boy broke the doors. Çocuk kapıları kırdı. Bu geçmiş zamanda kurulmuş bir cümledir. Eğer bunu edilgen olarak kullanmak istiyorsam the doors were broken. Kapılar kırıldı. Yani ben geçmiş zamanda edilgen yapıda cümle kuracaksam özneden sonra was were yazar, fiilin üçüncü halini kullanırım. Diğer bir zaman dilimi ise past continuous tense. Bu zaman dilimini geçmişte yaptığımız ve hala devam eden eylemlerde kullanırız. Aktif cümlesini inceleyelim. The boy was breaking the doors. Çocuk kapıları kırıyordu. Eğer ben bunu edilgen bir şekilde yazmak istiyorsam The doors were being broken. Kapılar kırılıyordu. Özneden sonra was were yazarım. Daha sonra being ifadesini kullanır. Fiilin üçüncü halini de yanına eklerim. Dikkat ederseniz bu üstteki şimdiki zamana benziyor. Ama orada emizar kullanmak yerine burada was were kullanıyoruz. Sıradaki zaman dilimizi present perfect tense. Bu zaman dilimindeki aktif cümle The boy has broken the doors. Çocuk kapıları kırdı. Eğer bunu edilgen yapacaksam, perfect tense'i şu şekilde kullanmalıyım. The doors have been broken. Kapılar kırıldı. Özleden sonra have ya da has yazarım. Been kullandıktan sonra fiilin üçüncü halini eklerim. Yani edilgen yapabilmek için, yani edilgen yapabilmek için önce verilen aktif cümlenin zamanını bulmalıyız. Zamanına göre am, is, are eklemeli, daha sonra ise fiilin üçüncü halini kullanmalıyız. Past perfect tense. Bu zaman diliminde aktif cümle inceleyelim. The boy had broken the doors. Çocuk kapıları kırmıştı. Eğer bunu edilgen yapmak istiyorsam nesneyi özne konumunda kullanırım. The doors had been broken. Kapılar kırılmıştı. Aktif cümlenin zamanına bakalım. Had broken yapısı past perfect tense'de kullanılır. Bunu fark ettikten sonra edilgen olarak yazmamız gereken had been verb 3 yapısıdır. Yani özneye göre had yazar, been kullandıktan sonra fiilin üçüncü halini yazarız. Future tense, gelecek zaman, öncelikle going to yapısıyla yapılan yani planlanmış gelecek zamanla ilgili aktif bir cümle görelim. The boy is going to break the doors. Çocuk kapıları kıracak. Dikkat ederseniz am, is, are, going to yapısıyla gelecek zamanı kullanırız. Bunu fark ettikten sonra edilgen yapısını şu şekilde kurmalıyız. The doors are going to be broken. Kapılar kırılacak. Yani özneden sonra am, is, are'dan bir tanesini yazarız. Going to yapısını kullanırız. Daha sonra be ekledikten sonra fiilin üçüncü halini kullanırız. Sırada ise gelecek zamanın will ile kurulan yapısı vardır. Will de going to gibi cümlelere ecek, acak anlamı katar. Tek farkı plansız yapılan konuşma anında verdiğimiz kararlarda kullandığımız bir zamandır. Aktif cümlesini inceleyelim. The boy will break the doors. Çocuk kapıları kıracak. Buradaki will'i fark ettikten sonra diyeceksiniz ki demek ki ben bunu edilgen yapmak istiyorsam. The doors will be broken. Kapılar kırılacak. Özneden sonra will yazarız. Will'den sonra be yansıktan sonra fiilin üçüncü halini kullanırız. Bir de models dediğimiz yapılar vardır. Bunlar can, could, should gibi yapılardır. Aktif cümlesini inceleyelim. The boy can break the doors. Çocuk kapıları kırabilir. Can ebilmek anlamı katar. Buradaki models yapısını fark ettiğimizde bunun edilgen hali şu şekilde yapmalıyız. The doors can be broken. Kapılar kırılabilir. Yani özneden sonra models ekleriz. Daha sonra be kullandıktan sonra fiilin üçüncü halini ekleriz. Perfect conditionals or models. Eğer ifli cümleleri kullanacaksak ya da Model Perfect halini kullanacaksak şunlara dikkat etmeliyiz. The boy must have broken the doors. Çocuk kapıları kırmış olmalı. Must have verb yapısı Perfect Models dediğimiz yapılardır. Eğer bunu edilgen yapmak istiyorsak, the doors must have been broken. Kapılar kırılmış olmalı. Özneden sonra must yazar yani models'ı kullanırız. Have yazdıktan sonra been yazar, fiilin üçüncü halini kullanırız. Tüm zaman dilimlerini aynı örnek üzerinden açıklamaya çalıştım ki aralardaki farkı görün ve zihninizde daha iyi otursun. Şimdi ayrı ayrı örneklerle ayrı ayrı zamanları inceleyelim hem de pratik yapmış olalım. He washes the car. O arabayı yıkar. Bu aktif bir cümledir çünkü işi yapan kişi yani özne bellidir. He dediğimiz kişi öznedir. Bu cümlenin zamanına karar verelim. Eğer he öznesinden sonra fiil s takısı alıyorsa bu simple present tense yani geniş zamandır. Geniş zamanda edilgen nasıl yapıyorduk hatırlayalım. Öncelikle bize nesne lazım. Neyi yıkadı? Arabayı yıkadı. Demek ki arabayı cümlenin başında kullanacağız. Daha sonra özneye göre am, is, are ekledikten sonra fiilin üçüncü halini kullanacağız. Eğer işi yapanı illa belirtmek istiyorsak by kelimesinden sonra kullanabiliriz. The car is washed by him. Araba onun tarafından yıkandı. Sıradaki örneği inceleyelim. Mom cooked the dinner. Annem akşam yemeğini pişirdi. Bu aktif bir cümledir çünkü işi yapan kişi bellidir. Annesi işi yapıyor, akşam yemeğini yapan kişi annesidir. Daha sonra yapmamız gereken şey bu cümlenin zamanına karar vermek. Eğer ed alan bir fiil kullanıyorsak bu geçmiş zamana ait bir fiildir. Yani burada simple past tense kullanılmıştır. Bunu edilgen yaparken nesneyi bulup cümlenin başında kullanacağız. Neyi pişirdi? Akşam yemeğini pişirdi. O zaman öznemiz the dinner was cooked by mom. Geçmiş zamanı edilgen yaparken özneye göre was ya da were ekleriz. Daha sonra fiilin üçüncü halini kullanırız. Akşam yemeği annem tarafından pişirildi. By deyip işi yapanı da belirtebiliriz. Bir başka örnek inceleyelim. My sister is cleaning the windows. Benim kız kardeşim pencereleri temizliyor. Bu aktif bir cümledir çünkü işi yapan kişi özne kız kardeşidir. Bunun zamanına karar verelim. Eğer özneden sonra am, is, are yardımcı fiili kullanılıp fiile de ing ekini eklemişsek bu şimdiki zamandır. Yani present continuous tense. Bunu edilgen yaparken present continuous tense de özneye göre am, is, are ekleriz. Being kullandıktan sonra fiilin üçüncü halini yazarız. The windows are being cleaned by my sister. Pencereler benim kız kardeşim tarafından temizleniyor. Bir sonraki örneğe bakalım. I will deliver the letters. Ben mektupları dağıtacağım. Bu aktif bir cümledir çünkü işi yapan kişi bendir. Ben burada öznedir. Bu cümlenin zamanına karar verelim. Will'den sonra fiilin birinci hali kullanılmıştır. Yani bu future tense'dir. Future tense eğer edilgen olarak kullanacaksak nesneyi cümlenin başında kullanırız. Ben neyi dağıtacağım? Mektupları dağıtacağım. The letters will be delivered. Mektuplar dağıtılacak. Dikkat ederseniz will öznesinden sonra be kullandık, fiilin üçüncü halini ekledik. Böylece edilgen bir yapı elde etmiş olduk. Bir sonraki zaman geliyor. Ali is going to paint the house. Ali evi boyayacak. Aktif bir cümledir, işi yapan kişi Ali'dir. Zamanla karar verelim. Is going to yapısı, future tense'in going to kalıbıdır. Eğer bunu edilgen olarak kullanacaksak, The house is going to be painted by Ali. Ev Ali tarafından boyanacak. Nesneyi bulup bunu özne konumunda kullandık. Daha sonra M is R'dan bir tanesini yazıp going to kullandıktan sonra be ifadesini kullanır. Fiilin üçüncü halini ekleriz. Alice was baking a cake. Alice bir kek pişiriyordu. Aktif bir cümledir, işi yapan Alice'dir. Şimdi zamanla bakalım. Was'tan sonra fiil ing almıştır. Bu past continuous tense'dir. Eğer biz bunu edilgen olarak kullanacaksak, A cake was being baked by Alice. Cake, Alice tarafından pişirildi. Özneye göre was were kullanır. Being ifadesinden sonra fiilin üçüncü halini kullanırız. Someone has eaten my apple. Benim elmamın birisi yedi. İşi yapan kişi bellidir. Bu aktif bir cümledir. Bu cümlenin zamanına karar verelim. Has'den sonra fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Bu present perfect tense'dir. Çünkü bu zaman diliminde özneye göre have, has ekleriz Fiilin üçüncü halini kullanırız. Bunu edilgen olarak yapacaksak eğer My apple has been eaten. Benim elmam yenildi. Dikkat ederseniz hezden sonra been kelimesini kullandık. Daha sonra fiilin üçüncü halini ise yanına ekledik. Böylece edilgen bir yapı elde etmiş olduk. Bir sonraki örneğe bakalım. Mary had sung a song. Mary bir şarkı söylemişti. Bu aktif bir cümledir. İşi yapan kişi Mary'dir. Cümlenin zamanına bakalım. Had'den sonra fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Bu past perfect tense'dir. Eğer bunu edilgen olarak kullanmak istiyorsak, a song had been sung by Mary. Mary tarafından bir şarkı söylenmişti. Özneden sonra had ifadesini kullanırız. Been yazdıktan sonra ise fiilin üçüncü halini kullanırız. They might fix the fridge. Onlar buzdolabını tamir edebilirler. Bu aktif bir cümledir. Öznesi they öznesidir. Bu cümlede bir modals kullanılmıştır might ihtimal anlamı katar. Eğer bu cümleyi edilgen olarak kullanacaksak, modelslardan sonra bir ekini yazar, fiilin üçüncü halini kullanırız. Yani cümle, the fridge might be fixed. Buzdolabı tamir edilebilir. Gördüğünüz gibi might'tan sonra bir kullanıldı, ardından fiilin üçüncü hali yazıldı. Negative and question form. Olumsuz ve soru hali. Edilgen yapıların olumlu hallerini her zaman dilimine göre teker teker inceledik. Ayrıca her zaman diliminde dil bilgisi olarak nasıl kullanıldığını da öğrenmiş olduk. Şimdi ise edilgen yapıları olumsuz ya da soru halinde kullanmak istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara göz atalım. Öncelikle simple present tense halini işleyelim. Yani geniş zaman. Edilgen bir cümle yapısına bakalım. The car isn't stolen. Araba çalınmadı. Geniş zamanda edilgen yaparken am, is, are kullanır. Fiilin üçüncü haline eklerdik. Negatif formda yapmanız gereken şey am is are yapısını olumsuz yapmaktır. Soru haline bakalım. Is the car stolen? Araba çalındı mı? Bu sefer am is are yardımcı fiilini cümlenin en başında kullanırız. Present continuous tense şimdiki zaman demektir. Edilgen cümleyi inceleyelim. The final match isn't being watched by everyone. Final maçı herkes tarafından izlenilmiyor. Present continuous tense'de yani şimdiki zamanda edilgen yapacaksak eğer özneden sonra am, is, are yardımcı fiillerinden bir tanesini yazar, being kalıbını kullanır, daha sonra fiilin üçüncü halini ise yanına ekleriz. Olumsuz yapacaksak eğer bu yardımcı fiiller negatif olur. Yani am, is, are'ı negatif yaparız. Burada da is, isn't olmuştur. Eğer bunu soru halinde yazacaksak, is the final match being watched by everyone? Final maçı herkes tarafından izleniyor mu? Bu sefer yardımcı fiiller yani am, is, are cümlenin başına gelir. Özneden sonra ise being yapısı kullanılır ve ardından fiilin üçüncü hale eklenilir. Simple past tense, geçmiş zaman. Bu zamanla ilgili edilgen bir cümle inceleyelim. The van wasn't repaired. Kamyonet tamir edilmedi. Geçmiş zamanda edilgen yaparken özneden sonra was ya da were kullanır, fiilin üçüncü halini yanına ekleriz. Eğer bunu olumsuz yapacaksak, was'ı wasn't olarak, Were yapısını ise weren't olarak yazarız. Soru halini inceleyelim. Soru'da ise was ya da were özneye göre cümlenin en başında kullanılır. Was the van repaired? Kamyonet tamir edildi mi? Past continuous tense. Bu zaman diliminde edilgen bir cümle inceleyelim. The fish wasn't being eaten. Edilgen yaparken özneye göre was ya da were kullanırız. Being'den sonra fiilin üçüncü halini kullanırız. Eğer bunu olumsuz yapacaksak was'ı wasn't, were'ü de weren't olarak yazarız. Soru haline bakalım. Was the fish being eaten? Balık yenildi mi? Bu sefer was were yardımcı ekini cümlenin en başında kullanırız. Past perfect tense. Bu zaman diliminde edilgen bir yapı inceleyelim. The bike hadn't been bought. Bisiklet satın alınmadı. Edilgen yaparken özleden sonra had yapısını kullanırız. Being kullanır, fiilin üçüncü halini ekleriz. Ama eğer olumsuz yapacaksak had yapısını hadn't olarak kullanırız. Eğer bunu soru yapmak istiyorsak, had the bike been bought? Bisiklet satın alınmış mıydı? Bu sefer had yapısını cümlenin en başında kullandık. Bu dersimizde comparative adjectives'leri işleyeceğiz. Bunlar İngilizce'de günlük hayatta çok fazla kullanılan kalıplardır. Birkaç tane kurala hakim olursanız eğer bu konunun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlayalım ve bu konuyla ilgili bütün ayrıntıları öğrenelim. Comparative yapılarını kıyaslama yani karşılaştırma yaparken kullanırız. Bir şeyi diğer bir şeyle karşılaştırıyorsak bu yapılara ihtiyacımız vardır. Türkçe'de daha anlamına gelir. Daha uzun, daha geniş, daha güzel gibi. Türkçe'de bunu yapmak kolaydır. Daha kelimesini sıfatın önüne eklediğimizde karşılaştırmayı rahatlıkla yapmış oluruz. Ama İngilizce'de öyle değildir. Birçok alt kuralı bulunmaktadır ama hepsi birbirinden kolay. Başlayalım ve siz de bu konuyu iyice öğrenmiş olun. Bu konuyla ilgili iki tane temel ana kural vardır. Onların ilki şudur. Bu konuda bizim asıl işimiz sıfatlarladır. Eğer sıfatı telaffuz ederken yani okurken ağzımızdan kısa bir şekilde tek heceyle çıkıyorsa bu sıfatın sonuna er ekini ekledikten sonra den yazarız. Böylece ilk karşılaştırma kuralını gerçekleştirmiş oluruz. Unutmayalım ki aklımızda tutmamız gereken en önemli nokta şudur. Bu kelimelerin okunuşlarını baz almamız gerekiyor, yazılı şekillerini değil. Örnekleri inceleyelim ve siz daha iyi anlamış olun. Fast, hızlı anlamına gelen bir sıfattır. Kırmızı araba, pembe arabadan daha hızlıdır diyeceğiz. Üstünlük belirteceğimiz kırmızı arabadır. Bu yüzden cümleyi kırmızı arabayla başlarız. The red car is faster than the pink car. Kırmızı araba, pembe arabadan daha hızlıdır. Gördüğünüz gibi fast, hızlı sıfatını telaffuz ederken ağzımızdan tek ecede kısa bir şekilde çıkıyor. Bu yüzden bu sıfatın sonuna er ekledikten sonra yanına da den yazarız. Bir sonraki örneğe bakalım. Cold, soğuk anlamına gelen bir sıfattır. Erzurum, Antalya'dan daha soğuktur diyeceğiz. Üstünlüğünü belirtmek istediğimiz şiir Erzurum'dur. Cümleye Erzurum ile başlarız. Erzurum is colder than Antalya. Erzurum, Antalya'dan daha soğuktur. Cold, soğuk sıfatı ağzımızdan tek ecede çıkan kısa bir sıfattır. Sonuna er ekledikten sonra then ifadesini kullanırız. Bir başka örneğe bakalım. Old yaşlı, eski demektir. My grandma benim büyük annem, my mom benim annemden yaşlıdır. Bunu söylerken cümleyi şu şekilde kurarız. My grandma is older than my mom. Benim büyük annem annemden daha yaşlıdır. Old sıfatına er ekledikten sonra then ifadesini kullanırız. Böylece karşılaştırmayı yapmış oluruz. Strong, güçlü anlamına gelir. Batman, Superman'den daha güçlüdür diyeceğiz. Üstünlüğünü belirtmek istediğimiz kişi Batman'dir. Cümleyi onunla başlarız. Batman is stronger than Superman. Strong, güçlü anlamına gelen, ağzımızda tek çıkan kısa bir sıfattır. Bu yüzden sonuna er ekledikten sonra then ifadesini kullanırız. Bahsettiğim ana temel kuralın ufak tefek ayrıntıları vardır. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Asıl şaşırtan kısım buralardır. Örneğin, bir sıfatın eğer sonunda E harfi varsa, bu sıfata bir daha ikinci kez E harfini yazmamıza gerek yoktur. R harfini yazdıktan sonra then ifadesini kullanırız. Örneğin, cute, şirin, hoş demektir. Kedi, köpekten daha şirindir diyeceğiz. The cat is cuter than the dog. Dikkat ederseniz, Cute ifadesinin sonunda zaten E harfi vardır. İkinci bir kez yazmamıza gerek yoktur. Sadece R harfini yazarız, sonunda ise yine den ifadesini kullanırız. Kedi, köpekten daha sevimli, daha şirindir. Late, gecikmiş demektir. Selin, Fatma'dan daha gecikmiştir diyeceğiz. Selin is later than Fatma. Late kelimesinin sonunda zaten E harfi bulunduğundan dolayı ikinci bir kez yazmamıza gerek kalmadı R harfini yazdıktan sonra then ifadesini kullandık. Bir başka örnek inceleyelim. Close sıfat olarak kullanıldığında yakın anlamına gelir. Oyuncak kitaptan daha yakındır diyelim. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken şey sıfatın sonundaki E harfidir. Piyaslama yaparken cümleye oyuncakla başlayalım. The toy is closer than the book. Close ifadesinin sonuna R ekini ekledikten sonra then ifadesini kullandık. Böylece kıyaslamayı yapmış olduk. Bu ayrıntıyı iyice kavradığınıza göre başka bir ayrıntıya geçebiliriz. Dikkat etmeniz gereken ikinci önemli nokta ise sonundaki ünsüz harfin tekrar ettikten sonra ER takısının yazılmasıdır. Bunun kuralı ise şudur. Eğer iki ünsüz harfin arasında bir ünlü harf varsa sonraki ünsüz tekrarlanır. Yani bahsettiğimiz sıfat ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşacak. Böylece sonundaki ünsüzü tekrar yazdıktan sonra eklerini ekleyeceğiz. Bu ünsüz harfler genelde D, G, M ve R harfleridir. Örnekleri inceleyelim, somut olarak görmüş olun. Big, büyük demektir. Gördüğünüz gibi ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşuyor. Bir fil, bir fareden daha büyüktür diyelim. An elephant is bigger than a mouse. Bir fil, bir fareden daha büyüktür. Big Büyük sıfatı bahsettiğimiz kurala uyduğundan dolayı sonundaki G harfini tekrar yazdık, ER takısını ekledikten sonra den ifadesini kullandık. Böylece kıyaslamayı doğru bir şekilde yapmış olduk. Bir başka örnek inceleyelim. Hot, sıcak demektir. Kahve, ice tea'den daha sıcaktır diyelim. A coffee is hotter than an ice tea. Bir kahve, bir ice tea'den daha sıcaktır. Hot, ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluştuğundan dolayı sonundaki ünsüz olan t'yi tekrar yazdık. er ekledikten sonra then ifadesini kullandık. Başka bir sıfat inceleyelim. Thin zayıf demektir. Aklımızda tutmamız gereken önemli nokta neydi? Sıfatların okunuşlarını baz alıyorduk. Bu sıfat okunurken ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşur. Betty Alice'ten daha zayıftır. Daha incedir diyeceğiz. Betty is thinner than Alice. Betty, Alice'ten daha zayıftır. Din ifadesinin sonundaki N harfini tekrar yazdık, ER takısı ekledikten sonra den ifadesini kullandık. Bu ayrıntıda bilmemiz gereken ufak bir şey daha var, o da sonu W ile biten sıfatlar. Eğer W ile biten sıfatlar bahsettiğimiz kurala uysa bile sonundaki W harfini tekrar yazmayız. Örneğin slow ifadesi W ile biter. Bunu yazarken ER'yi direkt yazarız. Eğer ünsüz, ünlü, ünsüz kuralına uysa bile Tekrardan W'yi yazmayız. Sadece er- takısını kullanırız. Yanına da den ifadesini ekleriz. Üçüncü ayrıntı ise şudur: Sonu Y harfiyle biten sıfatlar. Eğer sıfat Y harfiyle bitiyorsa Y harfi düşer. Yerine I harfi yazılır. Er- takısı eklendikten sonra den ifadesi kullanılır. Örnekler inceleyelim. Pretty şirin hoş demektir. Elsa enadan daha şirindir diyelim. Elsa is. Prettier than Anna. Gördüğünüz gibi pretty sıfatı y harfiyle bitmiştir. Y harfini yazmaz, yerine i harfi yazarız. Sonra er takısını ekler, daha sonra den ifadesini kullanırız. Bir başka örnek inceleyelim. Happy, mutlu demektir. Buse, denizden daha mutludur diyeceğiz. Buse is happier than deniz. Buse, denizden daha mutludur. Happy, y harfiyle biter. Y harfini yazmaz, i olarak yazarız. Sonuna da er takısını ekleriz. Easy kolay demektir. Math is easier than science. Matematik fen bilimlerinden daha kolaydır. Easy sıfatının sonu y ile bittiğinden dolayı y'yi i olarak yazarız. er takısını da ekler. Then ifadesini kullandık mı? Güzel bir kıyaslama yapmış oluruz. İkinci önemli ana kuralımız ise şudur. Bu konuda asıl işimiz sıfat olan kelimelerledir demiştik. Eğer sıfat telaffuz edilirken ağzımızdan uzun bir şekilde çıkıyorsa, iki ya da daha fazla hece varsa bu sıfatları şu şekilde kullanırız. Önüne mor yazarız, sıfatın kendisini yazdıktan sonra then ifadesini kullanırız. Örnekleri inceleyelim ve daha iyi anlamış olun. Beautiful, güzel anlamına gelen sıfattır. Jasmine, Snow White, Pamuk Prenses'ten daha güzeldir diyeceğiz. Dikkat ederseniz bu sıfat okunurken ağzımızdan çıkarken birçok heceyle çıkar. Zaten içerisinde çok fazla ünlü harf bulunur. Böyle sıfatlara uzun sıfatlar denir. Bunu yazarken sıfatın önüne more yazarız. Sıfatın kendisini yazdıktan sonra then ifadesini kullanırız. Jasmine is more beautiful than Snow White. Bir sonraki örneği inceleyelim. Hardworking çalışkan demektir. Emre Ahmet'ten daha çalışkandır diyelim. Emre is more hardworking than Ahmet. Hardworking, çalışkan sıfatı ağzımızdan birçok eceyle çıkar. Mor yazdıktan sonra sıfatın kendisini yazarız, daha sonra yanına then ifadesini kullanırız. Bir başka örnek inceleyelim. Intelligent, zeki anlamına gelir. Einstein, Hakan'dan daha zekidir diyelim. Einstein is more intelligent than Hakan. Mor yazdıktan sonra sıfatın kendisini yazdık, kıyaslama yapabilmek için then ifadesini kullandık. Irregular adjectives düzensiz sıfatlar demektir. Bu sıfatlar 5-6 tanedir. Bunlar düzensizdirler. Yani sonuna ne -er takısı alır ne de başına more ifadesini alır. Bunlar tamamen değişirler, başka bir hale dönüşürler. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Özellikle sınavlarda en çok sorulan kısım da burasıdır. Bu sıfatlara göz atalım. Good iyi demektir. Bunun karşılaştırmadaki hali better'dır. Yani bir daha bu sıfatın sonuna -er eklemenize gerek yoktur. Better olarak yazar, yanına da than ifadesini yazarsınız. Bad kötü demektir. Karşılaştırma yaparken worse olarak yazılır. Little az ya da küçük demektir. Karşılaştırma yaparken less olarak yazarız. Far uzak anlamına gelir. Bunu karşılaştırmada ya farther ya da further olarak yazarız. Many ve much ifadeleri ise mor olarak yazılır. Önemli olduğu için tekrar belirtelim. Bunların önüne mor yazmamıza ya da sonuna er takısı yazmamıza gerek yoktur. Bunlar tamamen değişirler ve sadece bu halde kullanılırlar. Örnekler içerisinde inceleyelim. You play tennis better than I do. Sen benim oynadığımdan daha iyi tenis oynadın. Better, good'un karşılaştırma yaparken ki halidir. Sonuna er yazılmaz, başına da mor yazılmaz. Kendisi better olarak yazılır yanına da then ifadesini yazarız. The weather is worse than last week. Hava geçen haftadan daha kötüdür. Bad tamamen değişir, worse olarak yazılır. I sleep less than my father. Ben babamdan daha az uyurum. Little tamamen değişir, less olarak yazılır. Karşılaştırma yaparken kullanacağımız bir başka kalıp ise as as kalıbıdır. İki insanın ya da iki varlığın benzer yönlerini kıyasladığımızda bu kalıbı da kullanabiliriz. Cümlelere kadar anlamı katar. Senin kadar güzel, senin kadar uzun. Örnekleri inceleyelim. Her hair is as long as yours. Onun saçları seninki kadar uzun. As as kalıbı cümlelere kadar anlamı katar. Kıyaslama yaparken kullanırız. Onun saçını bir diğerinin saçıyla kıyaslıyoruz. As yazdıktan sonra sıfatı kullanırız, daha sonra ikinci eze ekleriz. Böylece kıyaslama yapmış oluruz. Bir başka örnek inceleyelim. His room is as big as my room. Onun odası benim odam kadar büyük. Ez yazdıktan sonra sıfatı yazarız, daha sonra ikinci ez ise yanlarına ekleriz. Böylece kıyaslama yapmış oluruz. Eğer bu kalıbı olumsuz olarak kullanmak istiyorsak şu şekilde kullanmalıyız. Elsa is as powerful as Anna. Elsa, Anna kadar güçlüdür. Ez yazdıktan sonra sıfatı kullanırız, ikinci ez ise yanlarına ekleriz. This dress is not as expensive as that dress. Bu elbise diğer elbise kadar pahalı değil. Eğer olumsuz yapacaksak as-as kalıbından önce not negatiflik ekini kullanırız. Özneyi yazdıktan sonra yardımcı ek yazarız, daha sonra not yazar, as kalıbını kullanır, bir sıfat ekledikten sonra ikinci ezi de yanlarına yazarız. Böylece kıyaslama yapmış oluruz. Olumsuz şekliyle ilgili bir başka örnek daha inceleyelim. Your sister is not as smart as you. Senin kız kardeşin senin kadar zeki değil. Not negatiflik ekini kullandıktan sonra as kalıbından sonra bir sıfat kullanırız. İkinci ez ise yanlarına yazarız. Your suitcase is not as heavy as mine. Senin bavulun benimki kadar ağır değil. Ezes kalıbı karşılaştırma yapar. Negatif yapmak istediğimizde ise not ekini kullanırız. Bu dersimizde superlative adjectives konusunu işleyeceğiz. Karşılaştırma yaparken kullandığımız yapılardan biridir. Superlative yapısının kullanımı oldukça yaygındır. Birkaç kuralı hakim olursanız eğer rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu yapının kullanım amacı şudur. Cümlelere en anlamı katar. En uzun, en güzel, en güçlü gibi yani kısacası üstünlük bildirir. Birinin diğer şeylere karşı baskın olan özelliğinden, üstün olan özelliğinden söz eder. Bu yapı karşılaştırma yapar. Ama dikkat etmenizi gereken çok önemli bir nokta vardır, o da şudur karşılaştırma yaparken bir şeyi bir grupla yaparız. Yani bir insanı diğer bir insanla değil de bir insanı diğer bütün insanlarla karşılaştırırız. Örneğin sınıftaki bir öğrenciyi sınıftaki diğer bütün öğrencilerle karşılaştırırız. Bir hayvanı ormanda bulunan diğer bütün hayvanlarla karşılaştırırız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor ki diğer yapıyla karıştırmayasınız. Hazırsanız kuralları öğrenmeye başlayalım. Bu yapı da bizim asıl işimiz sıfat denilen kelime gruplarıyladır. Sıfatların okunuşları yani telaffuz şekilleri çok önemlidir. Eğer sıfat ağzımızdan kısa bir şekilde tek heceyle çıkıyorsa, bu sıfatın başına d yazarız, sıfatın kendisini yazdıktan sonra sonuna est ekini ekleriz. Örnekleri inceleyelim ve siz daha iyi anlamış olun. Merve is the tallest girl in the class. Merve sınıftaki en uzun kızdır. Tall uzun demektir. Eğer bunu en uzun yapacaksak, başına d ekler, sıfatın kendisini yazarız, sonuna ise est ekini ekleriz. Böylece kıyaslama yapmış olur, üstünlük bildiririz. Bir başka örnek inceleyelim. Cheetah is the fastest animal in the world. Chita, dünyadaki en hızlı hayvandır. Fast, hızlı demektir. Bunu eğer en hızlı şeklinde söyleyeceksek, başına d yazarız, kendisini yazdıktan sonra sonuna est ekini ekleriz. Dikkat ederseniz, Çita'yı bir başka hayvanla değil de bütün diğer hayvanlarla kıyasladı. Yani birini diğer bir bütün grupla kıyaslıyor. Böylece üstünlük bildiriyor. Burada süperlatif yapısını kullanmalıyız. Bir başka örnek inceleyelim. Ali is the richest man in the company. Ali şirketteki en zengin adamdır. Rich zengin demektir. En zengin şeklinde söyleyeceksek "the" yazdıktan sonra sıfatın kendisini yazar, sonuna EST yazarız. Böylece Ali'yi şirkette bulunan bütün diğer insanlarla kıyaslamış olup üstünlük özelliğini belirtiriz. This is the cheapest bag in the store. Bu dükkandaki en ucuz çantadır. Bir çantayı dükkanda bulunan diğer bütün çantalarla kıyaslayıp üstünlük özelliğini söylüyor. Cheap ucuz demektir. En ucuz yapabilmek için başına D yazarız. Kendisinden sonra EST ekini kullanırız. Bir başka örnek inceleyelim. Everest is the highest mountain in the world. Everest dünyadaki en yüksek dağdır. Hay yüksek demektir. En yüksek yapabilmek için önüne dığ yazarız, kendisinden sonra EST 2ni e, kullanırız. İlk temel kuralla ilgili çeşitli örnekler inceledik. Şimdi ise ayrıntılardan bahsedelim. İlk önemli ayrıntı şudur. Sonu Y harfiyle biten sıfatlar. Eğer bir sıfatın sonu Y harfiyle bitiyorsa ve üstünlük belirtmek istiyorsak, D kullandıktan sonra sıfatın kendisini yazarız, Y harfini yazmaz, yerine i harfini yazar ve daha sonra est ekini ekleriz. Örnekleri inceleyelim, daha somut halde görün. Esin is the prettiest girl in school. Esin okuldaki en şirin, en hoş kızdır. Pretty, hoş, şirin demektir. Son y harfiyle bitmiştir. Kıyaslama yapıp en güzel, en hoş diyeceksek eğer, başına d ekini yazdıktan sonra sıfatın kendisini yazarız, sonundaki y harfini yazmaz, onun yerine i yazar daha sonra EST ekini ekleriz. Busy, meşgul demektir. Emre is the busiest man in the company. Emre şirketteki en meşgul adamdır. Gördüğünüz gibi üstünlük belirtirken eğer sıfatın sonunda Y harfi varsa bunu yazmaz, onun yerine I harfini yazarız. The busiest, en meşgul. This is the funniest clown I have ever seen. Bu benim gördüğüm en komik palyaço. I have ever seen Gördüğüm anlamı katar. Bugüne kadar gördüğüm en komik palyaço bu. Funny komik demektir. Eğer en komik olarak belirtmek istiyorsak, D yazdıktan sonra kendisini yazarız, y harfi yerine i yazar ve e, st ekini kullanırız. Lazy, tembel demektir. Eğer en tembel diyeceksek, sonundaki y harfine dikkat etmeliyiz. Enes is the lazy student in the class. Enes, sınıftaki en tembel öğrencidir. Gördüğünüz gibi d yazdıktan sonra lazy kelimesinin sonundaki y harfini yazmadık, i olarak yazdık, sonuna ise est2'ni -E ekledik. Enesi böylece sınıfta bulunan diğer bütün öğrencilerle kıyaslamış olduk. İkinci önemli ayrıntı ise sonundaki ünsüz harfin tekrar yazıldıktan sonra est2'nin -E kullanılmasıdır. Kural şudur. Eğer iki ünsüz harfin arasında bir ünlü harf varsa sonraki ünsüz tekrarlanır. Yani telaffuz ettiğimiz sıfat ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşuyorsa, Sonundaki ünsüz harfi tekrar yazar sonra EST kullanırız. Örneği inceleyelim. Fat şişman demektir. Gördüğünüz gibi ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşuyor. Ahmet is the fattest man I have ever seen. Ahmet gördüğüm en şişman adamdır. Eğer fat kelimesini üstünlük belirterek kullanacaksak yani en şişman diyeceksek D yazdıktan sonra kendisini yazarız ve kuralı uyduğu için sonundaki T harfini tekrar yazar öylece EST ekleriz. Bir başka örnek inceleyelim. Elephant is the biggest animal in the zoo. Dil, hayvanat bahçesindeki en büyük hayvandır. Big, büyük demektir. Ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşuyor. Sonundaki G harfini tekrar yazar, öylece EST ekleriz. Summer is the hottest season. Yaz, en sıcak mevsimdir. Hot, sıcak demektir. Ünsüz, ünlü ve ünsüzden oluşuyor. Sonundaki T'yi tekrar yazarız, daha sonra EST ekleriz. Böylece yaz üstünlük belirten bir özelliğinden söz etmiş oluruz. Üçüncü önemli ayrıntı ise sonu E harfiyle biten sıfatlarla alakalı. Eğer bir sıfatın sonunda E harfi varsa ikinci bir kez yazmamıza gerek yoktur. D yazarız, sıfatın kendisini yazarız ve sadece ST ekleriz. Örnekleri inceleyelim. Konya is the largest city in Turkey. Konya, Türkiye'deki en geniş şehirdir. Gördüğünüz gibi large geniş kelimesinin sonunda zaten e harfi vardır. Bunu en geniş olarak yazmak istediğimizde d'dan sonra kendisini yazarız ve sadece st harflerini ekleriz. Böylece Konya'yı Türkiye'de bulunan diğer bütün şehirlerle kıyaslamış oluruz. Bir başka örnek inceleyelim. Superman is the bravest person. Superman en cesur kişidir. Brave cesur demektir. Sonunda e harfi vardır. Eğer en cesur olarak yazacaksak ikinci bir kez E harfini yazmayız. Sonuna S ve T ekleriz. İkinci önemli ana kural şudur. Eğer telaffuz ettiğimiz sıfat ağzımızdan uzun bir şekilde çıkıyorsa, içerisinde ikiden fazla hece varsa, yani birçok ünlü harf varsa, bu sıfatı yazarken önüne the most yazarız, daha sonra sıfatın kendisini yazarız. Örnekleri inceleyelim. My sister is the most beautiful girl in her class. Benim kız kardeşim sınıfındaki en güzel kızdır. Beautiful gördüğünüz gibi okurken, telaffuz ederken ağzımızdan uzun bir şekilde birçok heceyle çıkıyor. Bunu yazarken yani en güzel derken the most yazarız, daha sonra sıfatın kendisini kullanırız. Bir başka örnek inceleyelim. Intelligent zeki demektir. He is the most intelligent boy in the class o sınıftaki en zeki çocuktur. Intelligent telaffuz ederken birçok heceyle ağzımızdan çıkıyor. Bunu en zeki yapacaksak eğer the most kullandıktan sonra kendisini yazarız. Batman is the most powerful character in the movie. Batman filmdeki en güçlü karakterdir. Powerful güçlü demektir. En güçlü yapacaksak eğer the most dedikten sonra kendisini yazarız. Art is the most boring lesson in school. Resim okuldaki en sıkıcı derstir. Boring sıkıcı demektir. Birden fazla hece bulundurur. Bu yüzden en sıkıcı olarak söylediğimizde the most dedikten sonra kendisini yazarız. Irregular adjectives düzensiz sıfatlar demektir. Birkaç tane düzensiz sıfat vardır. Bunları ezberlemeniz gerekiyor. Bu sıfatlar tamamen değişir. Sonuna -est eklemenize de gerek yoktur. Başına the most eklemenize de gerek yoktur. Öncelikle bu sıfatları görelim, daha sonra örnekleri inceleyelim. Düzensiz sıfatlar şunlardır. Good iyi demektir. Eğer en iyi diyeceksek The best olarak kullanırız. Bad kötü demektir. En kötü diyeceksek the worst olarak kullanırız. Little az demektir. En az diyeceksek the least olarak kullanırız. Much çok demektir. Eğer en çok diyeceksek the most kullanırız. Far uzak demektir. En uzak demek için the furthest ya da the farthest deriz. Bu sıfatlarla ilgili örnek cümleleri inceleyelim. En çok kafa karıştırılan ve en çok sorulan kısım burasıdır. Melissa is the best friend for me. Benim için Melissa en iyi arkadaştır. Good, iyi demektir. Eğer en iyi diyeceksek the best olarak kullanırız. Gördüğünüz gibi başına most eklememize gerek yoktur, sonuna est eklememize de gerek yoktur. Bunlar tamamen değişirler. Bir başka örnek inceleyelim. China is the furthest country. Çin en uzak ülkedir. Far uzak demektir. Eğer en uzak şeklinde yazacaksak the furthest olarak kullanırız. Diğer bir örnek geliyor. Her voice is the worst voice. Onun sesi en kötü sestir. Bad kötü demektir. En kötü yazacaksak eğer bunu tamamen değiştireceğiz ve the worst olarak yazacağız. Exercises alıştırmalar demektir. Bu konuyla ilgili kısa bir alıştırma çözelim. Messi dünyadaki en popüler futbolcudur. Popular popüler demektir. Gördüğünüz gibi uzun bir halde okuduğumuz sıfattır. Başına The Most yazar, kendisini yazarız. İkinci örnek. Nil, dünyadaki en uzun nehirdir. Long, uzun demektir. Gördüğünüz gibi ağzımızdan tek eceyle çıkan kısa bir sıfattır. Başına D yazarız, kendisini yazdıktan sonra EST ekleriz. Hayattaki en önemli şey iyi bir sağlıktır. Important, önemli demektir. Gördüğünüz gibi uzun bir sıfattır, uzun bir şekilde telaffuz ediyoruz. Bu yüzden başına the most ekler, sonra kendisini yazarız. Jane partideki en güzel kızdır. Beautiful güzel demektir. Uzun bir sıfat olduğu için başına the most yazarız, daha sonra kendisini yazarız. Ağrı Türkiye'deki en yüksek dağdır. High yüksek demektir. Kısa bir sıfattır. The yazdıktan sonra kendisini yazarız, sonuna da est ekleriz. O benim sahip olduğum en iyi öğretmendir. Good iyi demektir. Bu düzensiz olduğu için tamamen değişir ve The Best olarak yazılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öğrendiğiniz konularla ilgili alıştırma yapmak istiyorsanız Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Bir başka derste görüşmek üzere.